Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılının açılışı yapıldı. Herkes bir şeyler söyledi, herkes bir şeyler anlattı. İşin özü şu, lafa gelince demokrasi, icraata gelince o da ne ki? Acı ama gerçek. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir önemi kalmadı. Neden? Çünkü o ucube tek adam sistemi yüzünden. Milletvekillerinin vekilcilik oynadığı bir TBMM'den ne hayır gelir Türkiye Cumhuriyeti'ne? Bakın, bir milletvekili milletin kürsüsünden konuşuyor, gerçekleri haykırıyor ama öyle bir iş tüzük var ki milletvekili gerçekleri haykırdı diye 3 oturum 5 oturum katılmama cezası alıyor. Ya böyle bir meclis olur mu? Niye oradalar? Milletin sesini duyurmak için oradalar. Niye oradalar? Yanlışları ortaya çıkartmak için oradalar. Bakıyorsunuz millet meclisi işlevliğini kaybetmiş. O yüzden güçlü parlamenter sistem diyoruz. O yüzden mevcut milletvekilleri istifa etsin diyoruz. Etsinler ki o güçlü parlamenter sistemin oluşacağı zemin hazırlansın. Yeni bir seçim, yeni bir meclis. Mevcut vekiller gene gelsin, buna itirazımız yok. Ama bu sistemi kabul etmiyoruz arkadaş. Bırakın milletvekilleri milletin vekili olsun. Bir başka konu Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi ile ilgili Süleyman Soylu bir anda bir çıkış yaptı. Arkasından MHP lideri Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. AKP istese Anayasa Mahkemesi'ni kapatır mı? Kapatır. O güç var mı? Var. Ama Anayasa Mahkemesi kapandığı zaman ne olur? Ortalık toz duman olur, toz duman. Anayasa Mahkemesi sigortadır. Eğer o sigorta patlarsa ortalık yangın yerine döner. O sigortanın patlamasına aklı başında olan hiç kimse müsaade etmez. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri belli. Buradan hepsini tek tek anlatmama, tek tek okumama gerek yok. Elinizi Anayasa Mahkemesi'nin üzerinden çekin.